Öztürk Bey merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? İyi, hamdolsun, sağ olun. Öncelikle bizi makamınızı ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar hoş geldiniz diyorum hepinize. Çekmeköy Sevenler platformu hakkında bilginiz var mıdır Öztürk Bey? Gördüklerim var. Faydalı işler yapıyorsunuz, ona eminim. Kıskananlarınız çok ama siz yolunuza bakın. Size örnek alanlar da olacak bu gidişle. İnşallah yapmacık olmaz onlarda. Başlıca projelerimizden bahsedeyim sizlere. Öncelikle okul önlerinde öğrencilerimize simit meyve suyu ikramıyla başladık. Daha sonra ev hanımlarına el uzattık. Dışarı çıkıp çalışamayan, küçük çocuğu olan, aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen ev hanımlarına kendilerinden mantı ve zeytinyağlı sarma yapmalarını istiyoruz ve aracı olarak kendilerine nakit ödüyoruz. Sokaktaki canlılarımıza mama dağıtım ve bakımını yapıyoruz. Ormanlarımızı temizliyoruz. En son pazar günü ormanımızı temizledik. Gördüm, çok faydalı bir şey. İnşallah örnek olur. Sokaklarımıza da yansır bu artık yani. Öztürk Bey, siz de inşaat mühendisisiniz. Mühendislik ofisinizden dolayı Çekmeköy'de çok fazla imzanız var. Yerel halk tarafından da çok bilinen ve sevilen bir isimsiniz. Önerebileceğiniz, Çekmeköy'ün buna da ihtiyacı var diyebileceğiniz bir proje var mıdır efendim aklınızda? Yeni bir şey yok ama 2014'te adaydım. Adaylığım döneminde yaptığım çalışmalar vardı. O çalışmaları eğer incelerseniz bugün de halen de aynı ihtiyaçlar var. İnşallah çıktığınız yolda buradan birisi aday olur da yakasından tutabiliriz. Çünkü seçilenler görevi bittiği zaman çekip gidiyorlar. Başkanlık yapsa da burada kalan birisi olsa da biz de hesap sorabilsek. Eğer görevini yerine getirmediği zaman. O yüzden buradan birisinin olmasında çok fayda var. Bizim de aslında ortak amacımız ve düşüncemiz bu yönde. Artık Çekmeköy'ü Çekmeköy'ü bilen birisi yönetsin. Kabaca bir tabirle Çekmeköy çocuğu olsun. Çekmeköy'ün sıkıntısını, derdini bilsin. Bizim de aslında en büyük isteğimiz bu yönde. Mesela eğlenmeye gittiğiniz bir yer var mı Çekmeköy'de? Çocuklar mesela Ataşehir'e gidiyor, Kadıköy'e gidiyor, Karşı'ya gidiyor. Burası otel değil ki. Şurada da olsun anlamında değil. Yerleri belli olsun. Gitmek isteyen gitsin. Çekmeköy sınırları içerisinde kalsın. İlla eğlence olsun diye değil. Sen ben eğlenmek istemiyoruz ama isteyenlerin taleplerini de karşılamak lazım. Çekmeköy'ün sermayesi Çekmeköy'de kalsın. Dolayısıyla Çekmeköy'e faydası olsun. Daha çok şey var da zamanla konuşulur bunlar. İstediğiniz zaman bize bildirebilirsiniz. Bize yetkililerimize iletiriz. Öztürk Bey, değerli iş adamlarımızdansınız Çekmeköy'de. Simit projemizde çocuklarımıza sizi bir bağışta bulunmak ister misiniz? Seve seve. Bin olsun o zaman. Tamam, o zaman bin simit de Öztürk Bey'den not alıyoruz. Rica ederim.